belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Efendim Güldür Güldür Show'a hoş geldiniz. Malumunuz çok değerli bir abiyi, değerli bir ustayı kaybettik. Zeki Alasya'yı kaybettik. Bugünkü bütün gülücüklerimiz, gülümsemelerimiz, bütün alkışlarımız kendisine gitsin. O ustalar olduğu için biz şu anda bu sahnedeyiz. Nur içinde yat, Zeki Alasya diyoruz. Kocaman bir alkış. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki bütün alkışlarımız da ona gelsin. Çok değerli ustalar bu ustalar. Evet. İnterneti, sosyal medyayı faal kullanan var mı aramızda? Şu kırmızı tişörtlü arkadaşımız var. Verelim ona. Facebook ve Twitter kullanıyorum. Peki oradan arkadaşlarını buluyorsun. Eski çocukluk zaten çok da büyük nesil. Çocuk olduğum için sorun olmuyor yani. Başka ne için kullanıyorsun interneti? Twitter'ı kullanıyorum. Twitter'da da işte NBA'yi takip ediyorum. Onunla ilgili haberler oluyor. Ne durum şimdi? İyi gidiyor mu? Nasıl gidiyor? Ya benim tuttuğum takım Cleveland. Ona da başarılar diliyorum Cleveland'a. İngilizce dile bari, anlamazlar ki. Lebron'a buradan mesaj veriyorum. Evet, Lebron'a selamlar. I love you Lebron. Eminim çok mutlu olacaktır. Bizi izliyordur. İzliyor. Ben konuştum. İzliyor. Başka budur. Evet. Peki hiç mektup yazdın mı? Hayır. Yazmadım. Biliyor musun mektup yazma olayını? Evet, biliyorum. Katlıyorsun, zarfa koyuyorsun. Evet, öğretmişlerdi bize ilkokulda. Kokunu sıkıyorsun üzerine. Onu öğretmemişlerdir daha. Evet, kokuyu öğretmemişler. Yazsaydın ileride sıkardı. Zarfı böyle avivyalayıp kapatıyorsun. Yapışması için. Midesi bulandı şu an. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim, şimdi bu sosyal medyada, internette çıkınca tabii iletişim çok daha kolaylaştı, çok daha hızlandı. Ama öyle olunca da mektuplaşmanın biraz pabucu dama mı atıldı gibi bir soru işareti var. Bu durumu üzerine alınıp alınan bir postacı arkadaşımız, bakalım nasıl bir tavır sergiliyormuş? Kendini önemli kılmak için neler yapıyormuş? İzleyelim efendim. Buyursun. Ne yapıyorsun? Çöpü çıkarıyorum. Çöpü? Ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen o çöpü bırak, kendini çıkart. Çünkü bu evdeki asıl çöp sensin. Allah Allah ya! Nerede o coşkuyla bağırarak evet dediğim kadın? Nerede bu turşu suratlı gulyabani? Ne oldu yine, ne oldu? Ömür törpüsü, ne yaptım sana? Ben sana 50 defa demedim mi şu eve düzgün internet bağlat diye? Ha? Dizimi izliyorum, yarım kaldı dizi. Koskoca Kıvanç, böyle suratına far tutulmuş tavşan gibi böyle dondu kaldı ya. Allah Allah, ben çok mu mutluyum sanıyorsun? Beni de okey bekliyorlar eşin yoksa gel.com'da. Yok işte, kesilmiş bilmiyorum. Ya sen apartman yöneticisi değil misin? Gideceksin internetçiye, ver diyeceksin bana oradan birkaç kilobayt interneti ver diyeceksin. Alacaksın kabloları, bağlayacaksın, bitti gitti ya. Bak ya, bilgisayara virüs girince hastaneye götüren kadın kalkmış bana akıl veriyor. Hadi. Allah Allah! Ha! Komşu! Komşu! Ben de size geliyordum ya. Ben internetten şey indiriyorum, yemek tarifi indiriyorum. Çat! İnternetim gitti. Hayırdır bu ne şimdi? Ay sorma komşucuğum, bizim de internetimiz gitti. Telefonun paketi de bitmiş. Hiçbir yerden giremiyoruz yani. Böyle kala kaldık ya. Bak! Oh. Çekmiyor, çekmiyor. Sokağa çıktım, çekmiyor. Tavana çıktım, çekmiyor. Ya komşu, hiçbir yerden çekmiyor bu. Bunu senin internete bağlasak, çok önemli bir mail atıyordum da. Fikri amca, sen atsan Azrail'e konum bildirimi atarsın. Senin ne işin olur? İnternetle. İnternet! İnternet! Ha. İnternet! Ay bu 8 numaradaki öğrenci Mustafa. Ne oldu oğlum sana? Ya DM'den yürürken internet gitti. Gözünüzü seveyim bir internet. Bana da verin. Ne olur yalvarırım. Ablacığım sende vardır az ver ne olur. Hale geldi çocuk yazık ya. Ablam ne? Çık. Abi sende vardır gözünü seveyim az bir internet. Çık. Durun sakin olun bir dakika kendinize gelin ya. Ben şu kutuya bir bakayım. Bak. Aç bakalım. Birisi. Kabul. Birisi. Fiber internetin kablosunu kesmiş. Allah'ım. Birisi hotspot açsın gözünü seveyim. Ben gidiyorum hotspot açın çabuk. Abi sen ne vardın Fikri amca lütfen. Ne vardı lan bende? Ne vardı bende? Vardır bir şeyler işte bir internet bir parça be. Şiddet artıyor. Kaos büyüyor. Şehir yıkılıyor. Hayat zorlaşıyor. Sen yönetici değil misin? Çöz şu adamcı işi şu. Dur be adam beni mi yiyeceksin? Durun. Sakin olun. Bir dakika ben de kötü oldum. Sakin. Aramızda bir internet düşmanı var. Kim? Allah! Ya kim keser internetin kablosunu? Acaba kim? Pardon. Ay ben bu sesi tanıdım. Netten izlemiştim. Testere filmindeki adam bu. Hepimizi birbirimize vurdurtacağım. Yok. O kadar zalim değilim 4 numara. Ama ben de kötüyüm. Ya bu niye olmuyor ya? Kimsin birader sen ya? Bizim kapımızın numarasını nereden biliyorsun? Yüzünü göster. Gel. Sesime gel. Sesime gel diyor. Sıcak. Sıcak diyor. Soğuk. Soğuk. Soğuk diyor. He sıcak. Sıcak. Gel. He aç onu. Aç onu. Posta kutusunda yaratık var. Sensin lan yaratık. Açsana oğlum kutuyu. Açtırma kutuyu. Söyletme kötüyü. Yok. Aç kutuyu. Yok ben açamam tırsarım. Benim böyle iri yapılı olduğuma bakmayın. Aslında benimkisi korkak bir ruh. Ay aç diyorum kutuyu. Bak bakalım ayakları falan ters şimdi onun. Dur ben bak. Ben bakarım dur. Ben 4 evlilik geçirdim ondan da korkacağım dur. Dur. Ay pis. Ay. İşte ben. Pandora'nın kutusu açıldı artık. Ne o? Palamut gibi kaldınız. Ya bunu hiç beceremedim ya. Yalnız çok kafa adam ha. Sen şaka yapma lan zevzek. Sen de kimsin be adam? Bak gelirsem alırım ayağımın altına. Dayı o elini indir bak. O elini indir dayı. Ulan indirmezsen de olur. Dayı elini indir. Lan. Kapat kutuyu kapat geliyorum. Mesut aç kapıyı. Ah adamın kafası gitti vallahi. Kutumda küçük hissediyordum ama bu kadarını da beklemiyordum yani. Ya ne yapıyorsun sen? Açtım işte gir içeri. Ya daha bir kere çaldım. Postacıyım ben. Kapıyı 2 kere çalmadan ne açıyorsun ya? Hayret bir şey. Burcu bu adam değil ya. Ben fark ettim. Merhaba. İşte ben. Şimdi hepiniz merak ediyordur. Bu adam bizden ne istiyor diye. Dahası bu gizemli ve yakışıklı adam acaba kim diye içinizi yiyor. Yo yemiyor, postacısın işte. Postacısın işte. Hemen de boz zaten. Şurada etkileyici bir giriş yapmaya çalışıyoruz. Yahu hepimizin işi gücü var herhalde. Ne yapıyorsun sen? Hadi Allah Allah. Benim yemeğim ocakta kaldı. Evet, benim de dizim yarım kaldı. Benim sevgilim çevrim içi kaldı. Şimdi herkes üşüşür ya. Demek işiniz var ha? Benim de bir zamanlar bir işim vardı. Herkesin gıptayla baktığı, yollarını gözlediği ama sonra kimsenin umrunda bile olmayan bir iş. Postacılık. Ama artık değerim eskisi gibi bilinecek. En azından bu apartmanda. Yoksa internet kablosunu sen mi kestin? Evet. Ben kestim. Ama bir sorun. Niye kestim? Çünkü internetin ışıltılı, pikselli dünyası hepinizin gözünü kör etmişti. Anladınız mı? Birinin size okalı bir tokat atıp gerçekle yüzleştirmesi gerekiyordu. Ulan ben sana şimdi bir Osmanlı çakacağım. Gerçekle yüzleşeceksin. Ne istiyorsun lan internetten? Ha? İnternet benim düşmanımdır dayı. Düşmanım. Benim olanı benden aldı. Benim işimi çaldı. Şimdi siz soracaksınız nasıl diye. Yok, sormayacağım. Hemen anlatayım. Önce postalarımızı, mektuplarımızı aldılar elinden. İsmine de e-mail dediler. O soğuk, o ruhsuz, o gıcık e-mailler. Hatırlasana 4 numara. Sağ eskiden ne kadar anlamlı mektuplar getirirdim ben. Bana, sen bana getirsen böyle kol kadar fatura getiriyordun ne? Bana da en son boşanma kağıdı getirdin. Hele karılsak. Bana da yoklama kağıdını getirdin, uğursuz. Onu sağ Azrail getirmiştir. Yahu arkadaşım, eskiden sen mektup, kartpostal getirirdin, sevinirdik. Ama şimdilerde devamlı fatura getiriyorsun, kart ekstresi getiriyorsun. İnsan senin yolunun niye gözdesin be müsibet tellalı? Sen bizim için istenmeyen mesajsın, spamsın, tamam mı? Ki bay ok. Vay be Mustafa. Sen mesaj yazarken karakterden kısacağım diye kendi karakterinden kısmışsın. Oho. Evet. Ne haber? Bağlıyor mu lan internet? Çık lan şuradan. Çık. Bu açılıyor mu lan? Alın internet. Aa, vallahi. Aa, Müşerref şey yazmış kız. Lan şu halinize bakın be. Siz heyecanla mektup yolu gözleyen insanlardınız. Şu halinize bir bakın. Ne ara bu hale geldiniz ya? Ya saçmalama be adam. Mektup mu kaldı? 2 tık yazıyorsun, maili yolluyorsun hemen. Vay Mesut Efendi'ye bak sen, Mesut Efendi'ye. Ne çabuk unuttun askerden karnına yolladığın o aşk mektuplarını. O e-maillerin, o mektupların yerini tutacak mı acaba? Onların üstüne de böyle parfüm sıkıp yollayabilecek mi? Bir dakika. Biz Mesut'la askerdeyken beraber değildik ki. Mesut! O kız kim? Aşkım, adam duygusal bir konuşma yapıyor ya. Bölme. Dinliyoruz şurada. Ya sen Fikri, postaneden topladığın pullarla koleksiyon yapıp az mı kız tavladın? Ya sen Sinem Hanım, namı diğer Rumuz, bahtsız kokuman. Senin Güzin ablaya yolladığın mektuplarla az mı dolup taştı bu çanta? Anlamadım. Ya peki Instagram, Twitter bunun yerini ne doldurabilir postacı dayı? Seni şapşik. Tabii ki kartpostal. İkisi bir arada. Hem görüntülü hem de arkasına istediğin kadar yazabilirsin. Karakter sınırı olmadan, özgürce. Düşünmeliydim tabii ya. Hatırlayın o mektubu yalarken dilinizde kalan o acı tadı hatırlayın ya. Siz ki heyecanla mektup yolu gözlerdiniz. Evet, belki okundu diye 2 tık yollamıyoruz size. Ama yerine ulaşmayınca iadeli, taahhütlü geri getiriyoruz. Öyle değil mi dayı? Aslında haklı. Ulaşmayınca geri gönderiyorlar. Halbuki mail öyle mi? Öyle mi? Gitti mi, gitmedi mi belli değil. Yani bir duygusu vardı tabii be. Yani. Samimiydi. Evet, samimiydiniz. Bayağı O kız kim? Allah Allah! 2 tık bölüyorsun ama. Şuna bak, görgüsüz ya. İlk çalışta girdi hemen. Efendim merhabalar. Ben ne ettin sana? İnternetten Teknik servis Bahadır. Birader senin şarkın var mı şarkın? Ne şarkısı ya? Ne şarkısı tabii. Bak teknik servis elemanı geliyor, selam veriyor. Böyle şarkı olur mu ulan? Yok, şarkı, müzik yok da bir arıza varmış, ben onun için geldim. Tamir ister misiniz? Hemen yapayım. Yok, istemeyiz artık. İstemeyiz çünkü duygusuzsunuz. Nasıl amcacığım? Düzeni bozdunuz, düzeni. Biz internette olan kablolu kablosuz bütün bağlarımızı koparıyoruz. Özgürüz artık, git. Git. Tamam, o zaman şöyle yapalım. 5 kat hızlı interneti aynı fiyata verelim. Bak hemen rüşvet teklif ediyor. İstemiyoruz kardeşim, hadi. Evet. Hadi. Hadi. Hadi güle güle. Haydi be. Hadi be. Ah be postacı. Yaman postacı. Gözümüzü açtın bizi. Vay be postacı dayı. Gerçek bir bilgeymişim. Ben de yalamak istiyorum zarftan. Rica ederim evladım. Tabii ki yalayabilirsin. Al. Bu benim sana armağanım olsun. İlk bunu yala. O ne be? Bir ses geldi. Hangisi? Mail mi geldi birinize, mail sesi? Postacıdan geldi, postacıdan. Yok yok, şey mesaj sesi, mesaj sesi. Ha? Yok mu arttıran.com? En güzel yaz fırsatları için linke tıkla. Mail bu, mail. Mail değil, mail değil. Meal, meal. Tabii. Ben bir duanın şeyini bilemedim. Hocaya rica ettim. O da bana mealini mesaj olarak atmış sağ olsun. Bir dakika, bir dakika. 2 saattir bize nutuk atan postacı postasını maille mi alıyor? Sakin olun bir saniye. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada şu an? Sen bırak o işleri. Biz gördük, sen de kullanıyorsun. Ses geldi, ses. Ses. Ne sesi? Ses neydi? Ses emekti. Bırak ulan, bırak! Bunun masrafını sen vereceksin, anladın mı? Hayır, vereceksin. Bir dakika, bakın. Benim bacaklarım kısa, ne olur beni kovalamayın. Ya gel buraya! Bu yaz tatil planını yapmış olanlar var mı? Şurada bir hanımefendi var. Verelim mikrofonu. Bizim tatil tarihlerimiz belli ama... Hangi tarihle? Temmuz'da bir gideceğiz, sonra Ağustos'ta gideceğiz, sonra bir de Eylül'de gideceğiz. Ama nereye gideceğimiz belli değil. Tarihler ne belli? Siz ayları sayıyorsunuz bize. Çadırla kamp yapıyoruz biz. Ha. O yüzden hani evden çıkınca nereye kurup nerede tatil yapacağımız olmuyor mu böyle? Olmuyor. Yorgunluk olmuyor mu? Git çadır kur, kal, topla, tekrar git başka yere. Bazen oluyor ama onun da kafası ayrı güzel. Eve gelince evin kıymetini anlıyoruz. 5 yıldızlı otel değil, 1000 yıldızın altında kalıyoruz. Niye alkışlandığını hiç bilmiyorum. Onların hepsi kamp yapmak istiyorlar bence. Ha. Ondan dolayı alkışlıyoruz. Duyguları tercüman olun. Peki ne gibi zorlukları var bu çadır tatiline? Tabii işte börtü, böcek gibi zorlukları oluyor ama biz onları da çok seviyoruz. Hayvanları çok seviyoruz. Böcek seviyorsunuz. Evet yani... Peki yaşanmış bir anınız var mı bu kamp yaparken bize tuhaf gelebilecek? Yani... Var. Eşimin tişörtünün içerisinden şey çıkmıştı, akrep çıkmıştı. Ama yani o da bana şey böyle... Deniz kenarında böyle yıldızlara bakıyoruz. Bir romantik dakikalar yaşıyoruz. O yüzden adam bana dedi ki, Banu ne yapıyorsun? Ben dedim ki, ben bir şey yapmıyorum. Hadi canım. Akrep de cilveli çıktı yani. Böyle ufak bir anımız var. Sonra bir silkelendik tabii. Benim olmadığım anlaşıldı. Ay ne yapıyorsun dedi, sen bir şey yapmıyorum dediniz. O da dedi ki içimde bir şey var. Peki niye sokmamış acaba? Var mı bunun bir açıklaması? İşte bir anlıyorlar. Biz onları seviyoruz ya. Akrep de beyefendiyi sevmiş yani. Evet. Dişi bir akrepmiş. O da sevmiş demek ki. Sonra ne yaptınız peki? Hadi doğaya mı bıraktınız akrepi? Evet evet, o yaşamaya devam etti. Yine gelirse? Yani gelmedi işte, biz onu affettik. Tişörte girdiği için yani en azından ben affettim. Yani bir kıskançlık olmadı diyorsun. Yok olmadı. Evet ama çok güzel hikayeymiş. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ama gerçekten hani ülkemiz o kadar güzel ki... İnanın sadece 5 yıldızlı oteller değil, gidilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerler var. Yürüyerek gidilmesi, görülmesi gereken yerler var. Yürüyerek? Evet, yani bazen 4 saat falan yürüyüp çadırınızı kurup orada kamp yapıyorsunuz. Ama hani orada hiçbir tesis yok, hiçbir şey yok. İnsan eli değmemiş. Yani insan hayvanının gitmediği yerler var. Oraları keşfetmelerini tavsiye ediyorum herkese. Bir tek biz gidiyoruz diyorsunuz yani. Evet, biz gidiyoruz. Çok güzel oluyor. Ben bunu burada paylaşmış oldum. Başka oldu mu böyle bir şey? Yani buna benzer olmadı ama böyle hani yaban hayvanlarıyla çok karşılaşıyoruz, yabani hayvanlarıyla. Neyle mesela işte karşılaştık? Tavşanla karşılaştık. Yabani tavşan, evet. Evet ama yabani tavşan da var. Yani tavşanla karşılaştık. Yani mesela en son geçen gittiğimizde çakal gördük. Peki ne yapıyor? Kaçtı mı? Gitti mi? Ne oldu? Yani 2 kere bağırdı, çağırdı, gitti. Ne bağırdı? Ne geliyorsunuz buralara mı diyor? Yemeklere geliyorlar daha çok. Biz onları böyle şey yapıyoruz, iple ağaca atıyoruz. İpi yukarı doğru çekince ağaca yukarıya doğru kaldırmış oluyoruz şeyleri, yemekleri. Sonra onlar nasıl ağaca çıkamıyor diye seyrediyor musunuz? Yemekleri yiyemiyorlar. Onların kokusuna geliyorlar. Ha, sonra siz sabah yine yiyorsunuz onları. Tabii tabii, biz kalanları yiyoruz. Kalanları. Ağaca çıkabilenlerden kalanları. Ya çoğunlukla çıkamıyorlar. Yani çoğu hayvan çıkamıyor. Evet, harikaymış. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Efendim, tatile çıkmadan önce tatil tavsiyesi almak doğru olur. Çünkü hepimizin senede belki de bir tatili oluyor. O yüzden tavsiye alıp o tercihi doğru yönde kullanmak en güzeli. O yüzden biz de şimdi tatil tavsiyeleri vermek için Eşofmanlı Şevket hocamızı dinleyeceğiz. Buyursun gelsin efendim. Kıymetli seyircilerimiz, yaz akşamlarının meltemi, hayatımızın kliması, kalplerimizin her daim rezervasyonda Eşofmanlı Şevket Hocası ile İstirahate Doğru programına hoş geldiniz. Yaklaşıyor yaz ayları, bunun neticesinde gevşiyor gönül yayları nezaket. Tatil için plan yaptın mı? Henüz yapmadım hoca. Nereye gideceğini bana mutlaka haber ver. Belki yatıya gelirim. Sakın saçlarına yaz boyu bakmayı da ihmal etme. Vallahi seninle bozuşuruz nezaket. Aman aman bozuşmayalım hocam. Ah, isterseniz böyle ekip olarak komple tatile gidebiliriz. Bu ekiple değil tatile gitmek, hacetlenmeye bile gitmem. Tatil kafa dinlemek içindir. Ben bunlarla tatile gidersem, bunlar benim kafama yürürler nezaket. Bu arada tatilde kafa dinlemek ve benzeri istirahat etmenin inceliklerini anlattığım yeni kitabım... Ayağıma yapışan karpuz çekirdeğinde... Bunların hepsini teferruatlarıyla incelemeye gayret ettim. Tatil severler sayenizde aydınlanacak. Evet, aydınlanıyor. Herkes aydınlanıyor ama yine bir yerlerde... Ayten adlı kızımız rahat durmuyor. Çeşme'de havuz kenarında fritözde yanmış sosis gibi bacaklarının resmini çekmiş... Instagram'a yüklüyor, altına da havuz keyfe yazıyor. Günde 20 fotoğraf, 25 selfie yüklemeden içi rahat etmiyor Ayten'in. Yanındaki arkadaşı Nurhayat diyor ki Ayten artık yeter. Artık şu telefonu elimden bırak. Biraz da diyor tatil yapalım, şu oğlanları keselim diyor. Ayten kızıyor. Ayten kim kuruyor arkadaşına? Sus diyor, sen karışma. Ben ne yaptığımın farkındayım eğer diyor ben tatilde fotoğraf çekmezsem, bu selfileri yüklemezsem, iş yerinden o Behüce adlı cadalozu çatır çatır çatlatmazsam, ne anladım diyor o tatilden. Ayten, fotoğraf yüklemediği zamanlarda da açık büfeye yükleniyor. Otel sahibinin gözleri yaşlı. Otel sahibinin gözleri yaşlı, gözlerinden iki damla yaş geliyor. Otel sahibi ağlıyor. Bacım diyor, artık yeter yeme. Yediğimde içtiğimde gözüm yok. Evet, yemek sınırsız ama bünye sınırlı diyor. Ayten sus diyor, sen karışma. Ayten kim kırıyor ağzını şöyle büzüştürüp. Kızıyor. Ayten kızıyor. Adamcağız sessiz, sakin, geri çekiliyor. Ben diyor bunların parasını peşit verdim, çatır çatır ödedim, yerim diyor Ayten. Ayten oradan muza gidiyor. Muza biniyor, ağzında şnorkel. Yanmış bacaklarının fotoğrafını çekmek isterken muzu deviriyor. Tatilin kalan kısmını Karaburun Devlet Hastanesi'nde geçirmek zorunda kalıyor. Yan yatağında güneşten yan yatmış, kıpkırmızı olmuş, istakoz gibi yanmış Fedon. Fedon da ağlıyor. Fedon kim? Hocanın hacı dayısı. Evet, yine gittik başka diyarlara. Arzu ederseniz hocam soru cevap kısmına geçelim. Geçme desem tesiri yok. Geç desem gönül razı değil. Ne kadar istemesem de arkadaşlarında bir reytingi var. Mecbur geçeceğiz, buyurun. Buyurun öndeki hanımefendi. Hocam. Buyur kızım. Hocam. Buyur kızım. Buradaki buyur, buyur konuş kızım manasında. Buyur kızım. Kızla iletişime geçmenin tek yolu duble mal olmak. Konuş kızım, beni sinirlendirme, konuş. Sualini sor yavrum, sor. Hocam, benim Ölüdeniz'le ilgili bir sorum olacak. Çok güzel, çok güzel bir tatil yöremiz. Sualini alayım. Ölüdeniz'in arkasından konuşulur mu? Halk merak ediyor hocam. Biz halkız, evet, merak ediyoruz. Meraktayız. Halk olarak merak ediyoruz. Merak. Halkız. Meraktayız. Mağdurum ya. Mağdurum. Kızım, Ölüdeniz'in arkasından konuşulmaz. İçinden konuş. İçine gir, kafanı sok. Bu ciğerlerin su doluncaya kadar konuş, konuş, konuş. Bu kıvama gelene kadar konuş kızım. Çok mantıklı hocam. Asıl mantıklı olan senin şu an bayılman. Çünkü beyni oksijen gitmiyor. Hocam. Bir sorum daha alacağım. Aa, şaşkınım. Hocam, başa geçen güneş nasıl çıkarılır? çekiçle. Çekiçle kızım. Bir tane çekiç al şöyle ağır, sert. Azrail sana gel, gel, gel diyene kadar kafana vur, vur, vur kızım. Sağ olun hocam. Tövbe yarabbi. Çekiç bulamazsan ben temin ederim. Tamam hocam. Evet, aydınlanmak isteyen bir başka kişi daha el kaldırıyor. Buyurun beyefendi. Hocam iyi akşamlar. Ben bu yaza kumsallarda girmeyi planlıyorum. Tabii karaya vurmak da bir dinlenme biçimi. Sağ olun hocam. Hocam, benim sorum şu. Yaz aşklarımızı kışın nasıl tüketebiliriz? Çünkü kışın terk etmek zorunda kalıyoruz. Ben üzülüyorum hocam. Sen bu tipinle eğer bir aşk bulursan yazını kışını ayırt etme evladım. Senin çıktığın mı var? Nereye hocam? Cehennemin dibine. Yaz aşklarımızı cehennemin dibine mi çıkarmalıyız hocam? Yok evladım, sen yaz aşkını al, onu derin dondurucuda bir güzel dondur, kış gelince de tüket, olur mu? Deneyeceğim hocam. Tamam. Rezaket bu manyak yapar. Bunun peşine prodüksiyondan bir adam koyun, kimsenin canını yakmasın bu manyak. Bir sorum daha olacak hocam izninizle. Tabii senin bünye 2 kişilik olduğu için ikinci soruyu sormakta hakkın. Sağ olun hocam. Ben yaza formda girmek için bikini diyeti yapıyorum. Bikini diyetimin tam sonuç vermesi için ne renk bikiniler yemeliyim hocam? Harika. Her renkten ye lan. O bağırsakların böyle düğüm düğüm olana kadar her renkten yılmadan ye yavrum. Yılmayacağım hocam. Allah'ım ya Rabbim, nezaket tineri açıktan bıraktınız yavrum. Bunlar neyin kafasını yaşıyor ya? Yo hocam, doğal halleri. Buyurun beyefendi. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ ol, iyi akşamlar oğlum. Ben Fikri. Memnun oldum. Severek takip ediyoruz hocam. Sağ ol, eksik olma. Her mecrada hem de hocam. Sağ ol, sağ ol yavrum. Hocam sizi izlemiyor diye dayıma küstüm. Oğlum sor sorun, benim asabımı bozma lan. Saçma sapan şeyler... Oğlum sor sorunu ya. Hocam. Evet. Ben aslında soru sormaya değil, bir derdim var, onu anlatmaya geldim hocam. Siz destek istiyorum sizden hocam. Neymiş? Bir dertten mustarım. Buyur hocam. Bakalım, söyle. Hocam benim erken rezervasyon sorunum var. Nasıl yani ya? Hocam bir tatil sitesine falan girdiğim zaman 2 tıkla rezerve oluyorum hocam. Hanım da bu durumdan çok şikayetçi hocam. Anlıyorum, anlıyorum. Şimdi sen şöyle yap. Tam rezerve olacakken fareyi makineden çıkart. Bu hiç aklıma gelmemişti hocam. Bunun aklına gelmesi için beyin gerekiyor. O da sende yok, kendini üzme, zorlama yani. Hanım da çok sevinecek hocam. Hanımına da sabırlar diliyorum. Hocam bu arada reytingleriniz artsın diye 3 tane televizyon aldım, 3'ünü de birden izliyorum. Bravo, tebrik ediyorum seni ya. Hocam sizi izlemedi diye ninemi evden kovdum hocam. Ninen dünyanın en şanslı insanı olsa gerek. Sağ olun hocam. Oğlum tamam, bırak mikrofonu ya. Bırak ya. Nezaket bunlarla takıla takıla sen de kendini bitirdin ya. Son bir seyircimiz için vaktimiz kaldı hocam. Sana o kadar zaaflıyım ki. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Evladım. Kadın diyor ki buyurun. Sana bakıyor. Bak. Sana bakıyor. Kulağıyla beyni arasındaki mesafeden oluyor problem. Evladım sesime gel. Konuş, dile gel yavrum. Hocam, her şey dahil tatile. Rihanna da dahil midir? Değildir. 5 ortak denize girilir mi? Girilmez. Ama 5 ortak sana girerlerse... 5. de ben olmak isterim yavrum. Akşam güneşi kaç faktördür? Ya faktör git artık ya. Bu neymiş ya? Bu neymiş oğlum? Bak biz bunları anlattık ya. Biz bunları dümtekayla anlattık. Biz bunları bu zırzırlarla anlattık. Biz bunları fırfır gırgırla anlattık. Biz bunları ayıp çingiliyle anlattık. Biz bunu selfie boylum çiğiyle, selfie pastonuyla anlattık. Biz bunu soba borusuyla anlattık. Yeter ya. Ben de insanım vallahi artık yeter. Yıldım ya. Bu neyim? Bitsin yeter artık. Bitsin gidelim ya. Bitti zaten hocam. Bu sayede sezonu kapatmış olduk. 3 ay... sizin o suratlarınızı görmeyeceğim için o kadar mutluyum ki anlatamam. Yolculuk nereye hocam? Avşa'da kafa dinleyeceğim. Hocam, ben de Avşa Adası'na gidiyorum. Ben şu an vazgeçtim. Amsterdam'a amca oğlunu ziyarete gideceğim. Hocam, Amsterdam'da bizim de akrabalarımızın düğünü var. Ben Amsterdam mı dedim? Evet. Ben Alaska'ya gideceğim. Alaska'da hocam eniştemin yazlığı var. Beraber gideriz. Eğer yazın herhangi birinizi karşımda görürsem sizi keserle kovalarım yemin ediyorum. Allah'ım bu neymiş ya? Nezaket artık tamam. Yeter tatile çıkalım artık ya. Ocağa tatile gidiyoruz. Ocağa tatile gidiyoruz. Canım hocam. Ya gitme yok arkadaşlar. Yani tatil diyorum hani şimdi sezon bitti tatile çıkacağız. Hocayla beraber tatile çıkarız. Ya bırak. Allah Allah. Sezon bitti ya çocuklar. Herkes tatile gidiyor. Tatile çıkıyoruz. Hocayla beraber tatile çıkıyoruz. Hocayla beraber tatile çıkıyoruz. Metin. Allah. Hocayla beraber tatile çıkıyoruz. Hocam. Tamam lan. Beraber çıkıyoruz. Beni kuma gömün oğlum. Beni kuma gömüyle kurtulayım. Nezaket sen de gel. Gidiyoruz. Sen de gel. Efendim, Sabancı Üniversitesi Medya ve Aktivizm Kulübü'nün yılın lacivert ödül töreninde yılın en eğlenceli laciverti Güldür Güldür Show seçilmiş. Evet. Daha önce hiç lacivert seçilmemiştik. Seçilmiş olduk efendim. Kayınpederiyle iyi anlaşan var mı? Evli çiftler yok mu? Hanımefendiye verelim mikrofonu. Büşra ismim. Büşra, evet. Benim kayınpederim yok, vefat etti. Ben sadece evli çift var mı dediğiniz için hani öyle bir kalktım ama... öyle oldu, yakalandım size. Ama eşim konuşabilir. İzin veriyor hanımefendi, buyurun. Teşekkür ederim. Sizin nasıl kayınbabayla aran? Ya benim kayınpederim Samsun'da yaşıyor. Çok fazla görüşemiyoruz. Senede 1-2 kere görüşebiliyoruz. Daha mı iyi acaba öyle bir araya özlem girince, hasret girince? Yani benim girmiyor ama eşimin giriyor olabilir. Siz... Kayınbabanızı çok özlemiyorsunuz yani. Ya ben 14 yaşında babam vefat ettiği için baba sevgisini pek fazla bilmiyorum. Ondan kaynaklanabilir. Peki görüştüğünüzde beraber neler yaparsınız? Nedir yani ben o? Sohbet ettim. Ya senede bir iki kere gittiğim için. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Bir sohbet ettim, fena değildi diyorsun. Yani bir şey yapabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok yani. Yani az mı görüşüyorsunuz? Az görüşüyoruz. Senede yani bir iki görüşülür ama bir hafta geçirilir falan yani gibi. Eşimle 1 yıldır evliyim. 5 yıldır da bir tanışmıştık. Senede bir iki defa görüşüyoruz dedi. Bir kere görüşüyoruz. Yani... Yani babasını 2 kere görmüşümdür, öyle söyleyeyim. Ama öyle mi söylüyorsun ki? Yılda bir iki kere görüşürüz deyince biz zannediyoruz ki defalarca görüştünüz. Yok. 1 yıl olduğu için 2 kere gördünüz. Evet, aynen. Bu sistemde de devam etsin istiyorsunuz. Yani. Yok, gelsin tabii ki, her zaman misafirim olabilir ama Samsun uzak, çok uzak olduğu için benim gitmem sıkıntı oluyor. Dünyanın bir ucu ya. Ama ben her hafta çağırıyorum yani gelsin diye ki... Nasıl olsa gelmeyecek diye. Peki isterken bir problem oldu mu? İsterken bir problem olmadı ya. Annesi bir 10 tane bilezik istedi. Güzel. Sonra anlaşmayla 4'e bağladık. Sıkıntı olmadı yani. Pazarlık kabiliyetine evet. Bak ya. Evet. Babası uzakta olduğu için bir şey istemedi. Tabii Samsun'da o ya. Ya evet. Ben evlendikten sonra gittim zaten. Öyle mi? Bir sohbet ettim, baktım gayet evet. iyi adam diyorsun. Yani. Selam söyleyin buradan bari. Görürse selam söylüyorum buradan. Aa, 3. görüşmemiz olacak. Peki, teşekkür ediyoruz ya. Çok iyiymiş. Başka var mı efendim? Verelim, arkada damat bey var. Merhaba, Şaban Karakaş, Çerkezköy'den geliyoruz. Ben Sinopluyum. Eşim Trakyalı, Çorlulu. Eşim babasına işte bir görüştüğümüz kimse var diye söylüyor. İşte araştırıyorlar beni. Orası burası her şey güzel güzel güzel. Nereli olduğu öğrenince bütün ipler koptu. Allah Allah. Trakya'da öyle bir ön yargı var. Köprüden ötesini istemiyorlar. Evet, sonra? Sonra biz ertesi gün kaçtık. Yani siz kaçırmadınız, beraber kaçtınız. Evet, dedi. Kaçtık. O zaman öğrendim kaçmanın nasıl bir şey olduğunu. Nasılmış? Yani biraz bir sis perdesi var ama... Ya otobüse bindik. İstanbul'a gittik. Nereye gidelim? Bir dayımız vardı Sefaköy'de. Oraya gittik. Dayım bizi görünce zaten anladı. Kızım kaç yaşındasın dedi. Tabii öyle. Yani kimliklerimizi aldı akşamdan. Dayı da kanuna, kitaba şey yani. Çok hakim, çok hakim o konuda. Muhtar tanıdığı vardı. Evet. Biz akşam işte yemek falan yedik. Eşim cevizli makarna yedi. Ne yedi? Cevizli makarna. Yengeme selam olsun buradan. Ne demekmiş o? Cevizli makarna. Yani ha. Bu el kesmesi makarnayı ceviz yapınca cevizli makarna diye söyler benim yengem. Hala yemiyor, ayrı bir durum. Ertesi sabah işte akşam yatacağız. Yengem baktı, ayrı ayrı yatacaksınız siz dedi. Tamam dedik, biz farklı bir şey düşünmedik zaten. Yani biz kaçtık geldik. Size hiç güveni yok Sefa. Yok. Beni yani kesinlikle tanımıyor. Sabah kalktık, saat 10.30 dayım geldi. Ne zaman kalktı, ne zaman gitti bilmiyorum. Saat 1'de nikah saati almış Küçükçekmece Belediyesi'nden. Ayakta bunlar tanıdığıyla mı gittiler acaba oraya? İnanın bilmiyorum. Sadece akşamdan kimliklerimizi aldı. Sonra kayınbabayla aranız düzeldi. Kayınbabayla aramız düzeldi. Biraz kırgınlıklar tabii oldu ama uzun sürmedi. Sadece işte yani o da ön yargıdan, daha geçmişte yaşadığı olumsuzluklardan dolayı kendi yöresinde, kendi örf ve adetinde olan kişilerle evlenmesinden yana olduğu için böyle bir tutum, tavır sergilediğini bahsetti. Şimdi nasıl aranız? Şu anda iyi, vefat etti gerçi, Allah rahmet eylesin, ancak gerçekten çok iyiydi. İyi bir durumda ayrıldık. Peki yani şu an iyi diyorsunuz herhalde. Şu an iyi. O zaman değildi gerçekten yani o... Birkaç gün kırgınlık oldu. Peki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bizim de bir tane damadımız var. O da kayınbabasıyla arası çok iyi olsun istiyor. Ve bunun için çok çabalıyor. Bakalım amacına ulaşabilecek mi? Aralarındaki ilişki nasıl olacak? İzleyelim efendim. Alo! Ah yavrum, damadım, döndünüz mü balayından? Ah kurban olduğumu çocuğu, hemen ananı arıyorsun. Yavrum, Allah Allah, zil çalıyor galiba çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Dur yavrum, bekle. Bir adam var evde, bir şey söyleyecek. Ya Allah! Çocuğum heyecanlandım. Adım çok benziyor Ali Sunal'a, biliyor musun? Evet. Ama niye tamam, kapatıyorsun? Bekletiyorum. O telefon gerçek çalışıyor değil mi? Tabii ki. Al eline o telefonu. Al, kaldır. Nasıl oluyor bunun? Kablosu nerede? Uzaktan bağlantılı. Bu uzaktan bağlantılı da ilk defa duyuyorum. Kumanda gibi. Siz kumandada kordon görüyor musunuz? Televizyon kumandası. Yok da bu telefonlar hep kablolu olur. O sizin bildikleriniz. Bunlar şimdi bizim telefonlar. Tamam yani. Tamam tamam, hazır bu. Ha iyi. Tamam. Bir daha alalım mı zil sesini? Yavrum kusura bakma, öyle bir böldüler, bir şey yaptılar. Çocuğum nasıl geçti balayı? Yavrum sana göğüslü makarna hazırladım. Göğüslü. Göğüslü. Yavrum. Çocuğum sen ne fesatsın ama. Göğüslü değil yavrum, cevizli. Yavrum biz Sinop'ta öyle diyoruz ya, cevizli diyoruz ya makarnaya çocuğum. Ah kurban olurum yavrum. Gelin tabii, evdeyiz. Evdeyiz, baban da evde yavrum. Baban da evde çocuğum, gelin yavrum. Şey yapıyordu. Bizim boru su akıtıyor da yavrum, onu tamir ediyordu babası. Yavrum, damat galiba boruya işkence ediyor babana, akıtıyor diye. Ah kurban olayım, vereyim istemez mi? Tamam. Damat arıyor, seni istiyor. Konuş. Ya muhatap etme beni şundan. Ya istemiyorum ya. Allah'ını seversen. İstemiyorum. Allah'ın adını aldım. Alo damat. He iyiyim, sağ ol. Bize mi uğrayacaksınız? 10 dakikaya. Damat, biz hiç evde değiliz ya. Vallahi evde değiliz oğlum, ben ne yapayım? He, doğrudur. Evet, şu an ev telefonuyla konuşuyoruz, evet. Aa, evdeymişiz. Tamam, gelin, gelin. Belası. Bize uğrayacaklarmış. Allah aşkına Bilal, şu çocuğa iyi davran ya. Yahu böylesini nerede bulacaksın bu devirde kocacığım? Bak bizim üst komşu vardı, Orçun. Bu kayınpederini hiç görmüyor biliyor musun? Yılda 2 kere görüyor çocuk. Çünkü kayınpederi dünyanın bir ucunda oturuyormuş. Ta Samsun'da. Ayol oturuyor musun? Adam Samsun'da. Hatta çocuk geçenlerde televizyonda bir yarışma programına katılmış. Hani oradan babama selam söyleyeyim, 3.'yü görüşürüz diye. Bak o kenara. Çok numaracı bunlar vallahi. Kızım bak, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Bilal. Bu çocuk dürüst, namuslu, bize düşkün, hayırlı bir elvat. Allah aşkına buldun da buluyorsun, hadi. Bunarım, bunarım ya. Damat benim değil mi? Bulurum da, bunarım da. Sevmiyorum ben bu çocuğu, anladın mı? Sevmiyorum. Sen geleceksin, benim kızımın aklına gireceksin. Sonra onu evlenme vaadiyle kandıracaksın. Sonra da gidip evleneceksin, değil mi? Hakikaten ne hayırsız çocukmuş Bilal. Bilal şu çocuğun Allah aşkına altında bir şey arayıp durma. Bak çocuk senin bütün gıcıklıklarına tahammül etti. Yahu sev şu çocuğu artık lütfen. Ya ne yapmışım ben çocuğa? Daha ne yapacaksın ya? Kızı vermemek için alt komşuya gelinlik giydirdin. Aha bizim kız alın diyorsun. Yer mi çocuk bunu? Yemedi vallahi. Yemediler tabii. Sonra ne oldu, evlendiler. 5 ay evlerinde yaşadın Bilal. İç güveysini değiştirdin, yaptın dış güveysi. Yapma Allah aşkına, kızı taksit taksit verdin ya. Ya bana o çocuğu savunuyorsun. Allah aşkına savunma ya. Savunurum ya. Bana niye onu savunuyorsun ya? Ben adamı sevmiyorum, bu kadar basit. Hayret bir şey ya. Ya yalaka yalaka. Vallahi yalaka ya. Bilal. Ne demek Bilal? Sen git, bütün sülaleyi özel günlerde ara. Evet. Niye? Sırf aileye sızabilmek için. Sanki ben bilmiyorum. Bak ne alakası var değil mi? Ne alakası var? Geçen gitmiş sana şu kolyeyi almış. Ne alakası var ya? Yalaka. O ne alakası var dediğin gün benim doğum günümdü Bilal. Tevekkili değil çocuk, sen unuttun diye Bilal babamla aldık dediydi de taktıydı bunu. Sen ne öküz adamsın ya. Ha, biz tabii şey, kolye deyince benim tabii kafam gitti. Canım. Allah aşkına bırak ya. Mutlu yıllar. Biz gittik damatla. Bunun mavisi vardı. O dedi onu alalım. Ben dedim Ha bu ne renk? Hey dedim yeşil alalım çünkü benim karım yeşil çok seviyor dedim. Yemiyorum bunları Bilal. Yemiyorum. Uydur. Ah, kapı çaldı. Hadi Allah aşkına şu çocuğa iyi davran. Gözünü seveyim ne olur Bilal. Ya niye iyi davranıyorum? Bilal, Allah aşkına ya. Ya sevmiyorum. Arkadaş bu kadar basit. Ben bu çocuğu sevmiyorum. Ah, yavrularım. Biz geldik. Nasılsın babam? Sağ ol kızım. Yahu güzel evladım, canım damadım. Neden zahmet ettin çocuğum? Aşk olsun anneciğim, size layık değil ama yalnız polenlere alerjiniz olduğunu bildiğim için polenlerini tek tek ellerini ayıkladım bütün çiçeklerini. Ah! Ya sırf yalakalık yapacağım diye gitmiş çiçeği kısırlaştırmış. Manyak. Ayakta kaldınız çocuklar. Damat ya bu çiçek çikolata hayırdır? Sen kızı bir daha mı isteyeceksin? Tamam, tamam. Bitti, tamam. Çok güzel şaka ya. Güldük, bitti, tamam. Hayır babacığım ya. Çiçek annem için, çikolata sizin için. Hem de en sevdiğin çikolata. Bademli. Bademli hele ver. Babacığım bademliyi bulamadık. İbrahim gitti, badem aldı da dışarıdan içine tek tek yerleştirdi de çikolatalarını öyle getirdik be. Oy, kurban olurum. Biraz bayat. Ama olsun yani. Artık ne yapalım, yiyeceğiz. Ayakta kaldınız orada. Hadi otur. Müsaadenizle ben ellerimi bir yıkayayım. Lavaboya kadar gideyim. Tamam yavrum. Ellerim bademlidir. Ah güzel. Dışarıda da lavabo var aslında. İyi, burası iyi. Maşallah yavruma. Ağzım da öyle dolu. Afiyet olsun babam. Kızım, bu camış sana iyi bakıyor mu? Aşk olsun baba, bakıyor tabii. Hayatımın en güzel günlerini onunla geçiriyorum. Aa, yutamıyorum kızım. Vallahi bu lafını yutamıyorum. Ne demek hayatın en güzel günü? İyi düşün. Ben seni küçükken hayvanat bahçesine götürmüştüm. Orada sana bir tane bebek almıştım. Belki de hayatın en güzel günü odur, öyle değil mi? Bak iyi düşün. Allah aşkına ne alakası var Bilal? Ne saçmalıyorsun ya? Kızım, boş ver sen babanı. Anlat, nerelere gittiniz, nereleri gördünüz? Anlat kızım. Vallahi çocukken görmek isteyip de bir türlü gidemediğim her yere götürdü beni İbrahim. Mesela Paris, mesela Milano, mesela Berlin. Ya siz balayına mı gittiniz, Avrupa turnesine mi çıktınız ya? Baksana şu damat 2 dakika oturtmamış kızı, oradan oraya sürüklemiş canım kızım. Kıskanma Bilal, kıskanma. Ah iyi kızım, mutlusun yani, her şey yolunda değil mi? Çok mutluyum evet. Ya niye kıskanacakmışım ben onu he? Ben kıza tam vize çıkardım, gitti o camışla evlendi. Babacığım aşk olsun ama baksan gezmeyi sevmiyorsun ki hiç. Ayrıca ben çocukken bile Kadıköy'e karşıya geçeceğim zaman pasaportun yok, geçemezsin diye yıllarca kandırdın beni. Aa, aşk olsun kızım ya. Ben sen trafikte bunalma diye öyle yaptım. Ama kızını düşünmek hataymış meğerse. Vallahi rahatladım. Babacığım boğazınızda kalmış. Sağ ol canım benim. Bu arada sizin yorumlarınıza gerek kalmadı. Ben lavaboyu tamir ettim, hallettim. Sorun yok yani. Ah benim canım yavrum. Ellerine sağlık. Haftalardır da akıtıyordu. Allah Allah. Ben onu tam hallediyordum da. Neyse artık. Çekelim. Yavrum gel biz içeriye gidelim. Babaannenden deden gelecek yemeğe. Gel sen de çayları hazırla. Hadi yavrum benim. Ya anne ben gelmeyeyim ya. İpucumu özlerim ben. Ya. Deli. Yerim seni karıcığım benim. Tamam. Hadi. Oldu bro. Görüşürüz. Eleman. Hadi eyvallah. Selam söyle. Ya bizi niye baş başa bırakıyorsun? Damat, ne yaptınız balayında? Hele anlat. Yani sakın ha, ne yaptınız derken? Hani yani gezdiniz, tozdunuz, tövbe tövbe. Tabii canım babacığım yani balayın, yani ne yapılır ki? Gezdik, tozduk yani çok saçma bir şey ya balayı yani. Adına baksanıza. Baldan yapılmış bir ay. Yani ne kadar saçma değil mi? Ne olabilir ki yani? Evlilik nasıl gidiyor? Kızımı üzmüyorsun, öyle değil. Ay hiç öyle şey olur mu? Her şey yolunda gidiyor. İyi. Saygı, sevgi çok önemli. Evet. Sen karını, o da seni sevip sayacak ki çocuklarınız da size aynı şekilde hisler beslesin. Öyle. Tamam. Bak bu arada çok arayı uzatmayın. Ben bir torun istiyorum artık. Ha, merak etmeyin babacığım, biz çalışmalara başladık. Çalışmalar? Babacığım yani siz de çok iyi bilirsiniz. Çocuk öyle ha deyince hemencecik olmuyor. Tamam. Ya sürekli bir çalışmak, çabalamak gerekiyor. Uzmanlar da mesela olmadıkça deneyin diyor mutlaka yani. Sürekli deneyin, mutlaka şey yapın diyor yani. Anlatabildim mi? Bir yıl boyunca mesaiye hiç durmadan... Şey yapmak lazım, bu şey, yani önemli bir konu. Tabii. Ve hevesle anlatıyorsun bunu. Evet. Çünkü torun da vermek istiyorsun. Tabii ki. Babaya. Tek amacım o. Onun için çok ciddi, çok heyecanlı ve takır takır söyleyip bütün hevesini göstermen lazım. Tamam. Bu performansın daha 2 katı yani. Arayı çok uzatmayın. Bir torun istiyorum, tamam? Ay merak etmeyin babacığım, biz çalışmalara başladık. Çalışmalar? Babacığım siz de bilirsiniz ki çocuk yapmak için bazı çalışmalarda bulunmak gerekiyor. Yani biz o çalışmaları evlendiğimizden beri yani. Dediğim gibi çalışıyoruz yani. Çok çalışkanız biliyor musun yani böyle? Yani uzmanlar da söylüyor mesela, olmuyor mu çocuk? Daha fazla çalışın diyor yani. İyice çalışın diyor yani. Çok çalışın diyor yani. Bunu bir egzersiz olarak düşünün. Mesela işte, ben mesela mekik çekiyorum gibi düşün ama zayıflayamıyorum. Ne yapacağım? Mekik çekmeye bırakacağım mı? Hayır. Çalış sürekli. Neler gibi çalışıyor. Komando gibi çalışıyor. Tamam. Ya o çünkü olmadı mı fena. Yeter ulan. Olsun diye de çalışmalar. Yeter ulan, yeter. İstemiyorum ulan torun morun. İstemiyorum, yeter artık. Ben nasıl muhabbetin içine düştüm ya? Bir keresinde çalışıyoruz. Evet. La git şu kapıya bak. Kapı evet, tam zamanında geldi kapı. Ben gideyim kapıya bakayım. Ya kız babası olmak ne zor iş ya. Kızı veriyorsun. Bir de yetmiyor, o verdiğinle muhatap olmak yani. Oo, anacığım babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Baba hoş geldin. Hoş bulduk maşallah. Çok çalışkan çocuk ya. Oğlum sen nasılsın? Sağ ol babacığım, iyiyim. Buyurun oturun, ayakta kaldınız. O şey nerede? Anladınız işte, birbirimizi yormayalım. O nerede o? Damat mı? He. Paltolarımızı aldı, asıyor. Aslı, hoş geldin Instagram. Hoş bulduk. Nasıl da özlemişim benim canım benim. Aslan bu ya, aslan. Aslan değil bu, kaplan bu. Kaplan! Valla anneciğim, babacığım, valla beni bu kadar sevmiyorsunuz neredeyse ya. Siz ne ara sevdiniz ha bu damadı? Amsterdam'da. Ne? Amsterdam'da. Neredeymiş? Amsterdam'da. Bir haftada bu kadar öğrendiler. He. Amsterdam'da mı? He. He. Sizin ne işiniz var orada? Vallahi evlilik yıldönümümüzü kutlayalım diye damat bizi davet etti. Biz Berlin'deyken Amsterdam'a geçecektik. Baktık tarihler çakışıyor. Elime mi yapacak dedim. İnternetten biletlerini aldırttım. Yanıma getirttim ikisini. Vallahi sabahlara kadar barlar, diskolar dans ettik. Dans ettiniz. Siz. Ya sizin kaplıcaya gitmeniz lazım. Bar, disko nedir ya? Hayret. Ulan ne yaptın aileme benim? Ya oğlum ne var? Ben damadımız sayesinde kireçlenmelerimden kurtuldum bak. Çok şekerler ya. Çok tatlısınız siz ya. Yemin ediyorum kendi ailem olsa bu kadar severdim. Git kendi aileni sev o zaman. Yani oğlum azıcık da kendi ailenle ilgilen. Onları ihmal etme. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yemeği hazırlıyordum ben de. Duymamışım kapının zilini. Bilal şu açılmıyor, şunu açıver. Çabuk. He ver açayım. En iyi yaptığım iş. Hadi. Açamıyorum. Açılmasın. Bunu vuracaksın ki. Babacığım ben yardımcı olayım. Bir dakika oğlum, Allah Allah. Ay, eliniz acımasın diye diyorum. Bir bakayım. Bir bakayım sıkışmış diye. Ya ben açamadım. Sanki kendi vallahi açtı ha. Sağ ol yavrum. Yemek birazdan hazır olacak. Tamam, geliyor. Hemen açtı. Maşallah. Güçlü kuvvetli kaplan. Ya ne alakası var? Ben kolayladım, o açtı. Evet. Zaten yarıya kadar açıktı. Ay bir de mütevazı. Bak. Kayınpederinin hoşuna gitmek için ben zaten kolaylamıştım, açmıştım diyor çocuk ya. Bulunmaz. Hint kumaşı çocuk. Maşallah ya. Kaplan! Ulan çocuk ne yapsa ekmek yiyor ya. Vay! Bütün aile toplanmış. Baba, okuldan flüt istediler. Flüt için de para lazım. Para için de 20 lira lazım. Salak konuşma. Şimdi yanımda bozuk yok, sonra verdim. Aa, bende var. Bahadır'cığım al kardeşim. Babacığım Hasan'a ben ya, önemli değil ya, ne olacak? Sen şey yapmasaydın. Tamam canım. Hem de 20 lira, Firuz 8 lira, 12'si bana kaldı. Sinemaya gideceğim işte, süpersin. O saçını da kestir. Ya baba dizim başladı ama kumandanın pili bitmiş. Ha kızım, ben şimdi nereden bulayım pili? O pile gerek yok ya, yeni pile bu, tamam ya, dur. Aa, bu idare eder. Ah, kahramanımsın ya. Şunu uzat da birer reçetem, bunu bir alıver ilaçlar. Tamam tamam, ben de hallederim. Kaplan! Damat, benim de biraz sırtım ağrıyor. Seni hastaneye götüreyim ana. Sen kes sesini. Kuluç vardır ya, dur bakayım. Var var, geçti şu an. Geçti. Bilal, elektrik gelmiş, fatura. Bakayım fatura, ha, tamam hallederim, sorun yok. 115 lira mı? Ne demek 115 lira elektrik faturası ya? Fabrika mı işletiyoruz biz burada? Allah aşkına biraz tasarruf, biz parayı kolay mı kazanıyoruz bu evde, rica edeceğim. Yeter ulan! Yeter! Çabuk beni damatla yalnız bırakın. Baba, lütfen. Acele, acele, hadi. Yani biraz abartmış. Senin derdin ne lan? He? Kızımı aldığın yetmedi, şimdi benim bütün ailemi mi alacaksın? Yok babacığım, niye öyle bir şey? Sus! Senin benim yerimde gözün mü var lan? Hayır babacığım, estağfurullah. Konuşma! Ha. Terbiyesiz herif. Senin benim yerimde gözün mü var lan? Ailemdeki otoritemi mi sarsmaya çalışıyorsun? Pis herif! Oğlum sen ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Seni! Ne? Seni! Ne diyorsun oğlum sen? Bir damadın kayınpederinin gözüne girmesi ne kadar önemli ve ne kadar zor biliyor musun sen baba? Pardon, kayınbaba. Sen o kadar şeyi onun için mi yapıyordun ya? Ne sandın? Evinle kendi evim gibi ilgilendim. Bütün aileni ailem gibi gördüm. Belki bana da oğlum dersin, bir oğlum da ben olurum sandım ama sen beni hiç istemedin. Hiç istemedin. Hiç istemedin. Hayır. Tamam oğlum, tamam ya, biz de damat olduk ama yani sen ne yapıyorsun ya? Kavanoz açmak nedir lan? Bir erkeğin kavanozu açılır mı? Hayret bir şey ya. Sen benim kızıma iyi bak, onun gönlünü hoş tut, benim için kafi. Ama sen aşırıya kaçıyorsun. Ya hala kim geliyor bu eve ya? Kim mi geliyor? Sana bir sürpriz hazırlamıştım. Çok sevdiğim birisini eve konuk çağırmıştım ama aşırıya kaçmıştım. O da fazla geldi tabii. Allah Allah, vallahi şimdi çok merak ettim ya. Kimi çağırdın acaba? Dur ben bakayım. Aşırıya kaçıyormuşum. Ben aşırıya kaçıyormuşum. Değerim bilinmiyor, anlaşılmıyor benim değerim. İbrahim! İbrahim, inanamıyorum. Sen bana sürpriz diye Saba Tümer'i mi getirdin? O kadar ısrar etti ki İbrahim, kıramadım, geldim. Ay vallahi dayanamayacağım, söyleyeceğim İbrahim. Saba Hanım, ben sizin gülüşünüze hayranım. Benim için bir güler misiniz? Güldürürseniz gülerim. Anlamadım. Şimdi durduk yerde nasıl güleyim, güldür ha? Ha öyle, tabii tabii. O zaman hemen geliyorum. Saba Hanım, bu ne ya? Gamze mi? Yok yok, Ayşe'ymiş. Ha, tamam tamam. Saba Hanım, en şişman kadın kimdir? Fatma. Neden? Çünkü Fat İngilizce'den şişman demek. Allah Allah. Geliyor. İbrahim, vallahi sen denizde hiç batmasına. Sen niye diye sor. He, niye? Çünkü senin tipi kayık. Saba Hanım. Ama siz hiç gülmüyorsunuz ya. Ay siz ne kadar agresifsiniz. Sizin yükselen burcunuz ne? Balık. Yükseleniniz? Ay Sabacığım, Allah aşkına ya. Bu yaştaki adamın yükseleni ne olabilir? Ya kolesteroldür ya şekerdir. Yani Saba Hanım, şuna... Saba Hanım! Ya şuna gülüyorsunuz, benim esprilerime gülmüyorsunuz ya. Baba, galiba uyuyan devi uyandırdık. Uyuyan dev ben miyim? Ay, ay. Baba kızarıyor. İbrahim kızarıyor. Oğlum tut şunu bir hastaneye götürelim. Ay hastane dedi. Hastane gel. Gel gel hastane. Güldür güldür. Güldür güldür. Bizim bir arkadaşımız var. Onun da ilk iş günü ve ilk iş gününde ilk iş toplantısı. Bakalım o ilk toplantıda neler yaşanıyormuş, izleyelim efendim. Hüseyin Bey buyurun. İşte aile şirketimizin toplantı odası burası. Zaten az sonra da herkes gelecek. Gördüğünüz gibi size tanıtırken heyecandan küpemi düşürdüm. Ama bunlar olur. Tekrar hoş geldiniz. Küpen varmış gibi oynar. Şu an yok ama varmış gibi oynar. İşte aile şirketimizin toplantı odası burası. Birazdan da zaten ekibimiz burada yerini alacak. Efendim gerçekten çok heyecanlıyım. Ben uzun süredir de işsizdim. Vallahi gerçekten işime dört elle sarılacağımdan emin olabilirsiniz. Vallahi sizin canınızı sıkmak gibi olmasın ama aile şirketimizin genel müdürü Şevket Bey oldukça gergin bir insandır. Eğer onun şayet sinirini bozacak olursanız o işe sarıldığınız dört elinizi dört yerinden birden çat diye kırıverir. Umarım sizi korkutmamışımdır. Korkmadınız değil mi? Sakın ha korkmayın. Korkmuyorsunuz değil mi? Korkmadınız. Yok öyle. Yani zaten sinirini bozacak bir şey yapmam ki. Yani ne bileyim özellikle sinirlendiği bir şey mi var? Mesela lafının dinlenmemesinden pek hoşlanmaz. Sakın ha ona saçma sapan sorular sormayınız. O ne derse desin onu çok iyi dinleyiniz, irdeleyiniz, anlayınız ve kavrayınız. Tamam canım, dinlerim ondan yana. Sıkıntı yok zaten. Niye anlamayayım ki? O kadar okul okudum. Aptal mıyım ben? Merak etmeyin siz. İlk iş gününüz kutlu olsun. Birazdan geliyorlar zaten. Tamam, sağ olun. Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın Şevket Bey, günaydın. Günaydın Bahadır. Eğer uyandıysan başlayabiliriz. Efendim, Hüseyin arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Evet, merhaba arkadaşlar. Şirketimiz sizden çok şey bekliyor efendim. Efendim, elimden geleni yapacağım, sizleri utandırmayacağımı düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hazır mısın Bahadır? Evet efendim. Efendim şimdi gündem başlıklarını belirleyelim. Bugün toplantımızda önemli bazı kararlar alacağız. Lütfen bugün beni dikkatlice dinleyin ve söylediklerimi not alın. Tabii. Bugünkü gündem başlıklarımız... İnceleyeceğiz. Harika. Aynen, çok doğru. Çok doğru efendim. Güzel oldu. Çok güzel. Bununla ilgili İbrahim. Şevket Bey, bu söylediğiniz notları ben aldım. Efendim değerlendireceğim, size dönüş yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Bravo İbrahim. Hı hı. Mehtap Hanım, siz de bana yaparsın. Pazartesi ilk işi hallediyorum efendim. Aynen ya, size katılıyorum. Tamam, hiç sorun yok. Ben hemen not alıyorum efendim. Hemen hallediyorum. Tamam, çok güzel. Demek ki neymiş? Faaliyet abone güzel. Neymiş? Evet. Efendim çok özür dilerim ama ben anlamadım. Nasıl anlamadın ya? Ha? Senin kulağında sorun mu var ya? Yok hayır efendim ama hani belki biraz daha yavaş konuşursun. Sen ne diyorsun ya? Ben konuşmayı bilmiyorum kardeşim ya. Bunda anlaşılmayacak ne var ya? Bunda anlaşılmayacak bir şey mi var ya? Estağfurullah efendim, ne demek konuşuyor yani? Hayır ben anlaşılmaz mı konuşuyorum ya? Hayır, gayet anlaşılmaz. Not aldık efendim. Bahadır ben bir garip mi konuşuyorum ya? Hayır efendim, estağfurullah. Sizin söylediğiniz gayet net ama arkadaş yeni olduğu için belki bir tık yavaş konuşursanız... Hani... Bahadır seni vallahi öldürürüm Bahadır. Öldürürüm seni Bahadır. Ben burada sabahtan beridir ne anlatıyorum Allah aşkına ya? Burada başlamış da işe mi satacağız? Ben ne anlatıyorum? Vallahi kovarım seni. Bu neymiş ya? Şevket Bey çok rica ediyorum sakin olun. Bir hayvanlıktır yaptı işte Bahadır Bey. Ne olur. Ya ne kadar ayıp Bahadır Bey ya. Efendim özür diliyorum. Hadsizlik ettim. O son dediğinizi özellikle hak ettim efendim. Şevket Bey, söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Haklısınız. Yalnız Hüseyin Bey de az önce anlamadığını söylemişti. Onu da hatırlatmak isterim efendim. Anlamamış. Hüseyin sen hala anlamıyor musun? Ben şu an anlıyorum. Çünkü kulağıma su kaçmış. Allah Allah her şey nasıl berrak ya şu an. Demek ki onu açınca da rahatladım. Neyse. Hüseyin. Abi züttün boca boca zır zır örttün mü? He? Zıt errenk. Ay. Şaka. İlk gün şaka. Diyorum ki faaliyet raporu için yaptığınız. Ben de diyorum şaka olur diyorum. Çok sonra anladım. Yoksa bir insan niye ağlara diye konuşsun değil mi? Hiç gülmüyor. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben burada işle ilgili bir şey söylüyorum ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben yapın, alacaksın, yürüyeceksin, oradan gezeceksin, bunu sinecini koyacaksın, bunu kalmasın. Başka bir anlamıyorum ya. Bunları ne anlamıyorum ben anlamıyorum ki ben. Aa, anladın mı? Evet. Ne dedim tekrar et. Faaliyet raporlarını. Evet. İşte onu dediniz. Anlamadım mı yoksa? Anladım. Yine anlaşılmaz mı konuştum ben? Yok ben harfiyen anladım da. Hı. Anladım şey onu ben... Ay Şevket Bey ya diyorum ki Hüseyin arkadaşımız aramıza yeni katıldı ya. Acaba diyorum bizim için o çok önemli olan malum işi ona vermesek mi diyorum. Ha şimdi burada tam olarak işler karıştı. Hangi işte o sizin dediğiniz? Faaliyet raporlarına... Mehtap öyle mi dedi Şevket? Aynı onun dediği gibi diyeceksin yani. Aynı sabırsızlıkla. Anlamıyor arkadaş. O hareketleri de yapacak mıyım? Tabii yani aynı anlamı öyle değil mi? Çünkü anlam onun içinde gizli. Evet. Anlam yani orada. Bunu istiyorsan bir fixleyelim. Şevket bir yapsın, bir gör istiyorsan son. Bunu bir fixleyelim. Ben lafımın çünkü... arkasındayım. Anlamadıysan istiyorsan. Denerim. Tamam. O zaman faaliyet raporlarını diye tamam. Sabırsızca sen anlat Şevket tamam. Ki Mehtap'a da bir ışık olsun. Kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hı? Ben diyorum ki faaliyet raporlarını bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Anladın mı? Ne var bunu anlamayacak ya? Faaliyet raporlarını eğer bu işi yapamazsan seni çok pis kovarım Hüseyin. Ben yaparım. Benden yana sıkıntı yok. Gerçekten yaparım da... Hani ben... İbrahim Bey, sizce de yaparım değil mi o işi ben? Hani şey işi var ya hani... Dilimin ucunda diyemiyor. Ha, ama siz söyleyiverin. Şimdi... Şevket Bey'in bahsettiği iş için siz biçilmiş kaftansınız. Çok doğru bir tercih Hüseyin Bey'i seçmeniz. Bence tam onluk bir iş. Çok doğru. Peki biz tam olarak aynı işten bahsediyoruz değil mi? Evet, tam olarak aynı işten bahsediyoruz. Evet. Ne o iş? İşte Şevket Bey'in anlattığı, Mehtap Hanım'ın da anlattığı o iş. Kurban olayım söyle ne iş o? Az önce defalarca tekrarlandı o iş artık. Anlamışsınızdır. O iş. Belki bir kere daha sizden hani... Canım işte faaliyet raporu... O benim yorumum. Evet, tam olarak aynı işten bahsediyormuşuz. İnanılmaz bir sinerji var vallahi. Herkes birbirini anlıyor. Aynı iş olduğunda hepiniz mutabıksınız. O zaman ben de ne yapayım? Mecbur faaliyet raporlarını ben de... Allah Allah. Kardeşim ben öyle mi söyledim ya? Bu insanlar sana sabahtan beri ne anlatmaya çalışıyor ya? He? Ben böyle mi söyledim sana ya? Türkçe anlamıyor musun sen ya? Yok ben bu risk alamam ben. Yani ben şirketimizin başkanı sabah babamla konuştum kahvaltıda. Bu işin yapılmasını rica etti. Ben risk alamam yani. Ben onu çağırayım bir de o anlatsın sana ya. Alo. Kızım bana babayı gönder. Ya gelsin babası anlatsın uzun uzun. Çünkü anlasam niye yapmayayım değil mi? Yani. Ah, evet. Nasılsınız çocuklar? Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi sizleri gördüm. Sevgiliye hediye edilen ayıcık gibi mutlu oldum. Buyurun. Buyurun. Duble sanatçısı gibi adam geldi. Kesin kurtuldum ha. Şimdi beyefendi, işe yeni aldığımız bu arkadaşımız sabah sizin benden rica ettiğiniz işi bir türlü anlayamıyor ya da biz anlatamıyoruz, bilmiyorum. Bir de sizden rica etsek anlatabilir misiniz lütfen? Ha, anlatayım çocuğum. Şimdi faaliyet raporlarını bildin mi sen? Evet efendim. Heh, faaliyet raporları arasında... Faaliyet raporu. Ya ama bu ne kardeşim? Manyak mısınız siz ya? Böyle şey olur mu? Bu ne bir faaliyet? Ben anlamıyorum faaliyet raporunu. Nereye sokayım? Nereden çıkarayım? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Düzgün konuş lan! Siz terbiyesiz! Maşallah söverken tane tane konuşuyoruz ama. Kardeşim siz bu adamları anlıyor musunuz? Anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Hadi anlat oğlum. Ne dedi? Faaliyet raporlarını. Ana. He aferin. Ne dedi? Sen anlat bakayım şimdi. Hadsiz seni kovarım dedi. Ondan önce ne dedi? Faaliyet raporlarını dedi. La bırak zaten sus. Sen anlat. Tekir. Çok farklı olmuyor. Tane anlat. İbrahim Bey. Şevket Bey, Mesut Bey, biz sizi hiç anlamıyoruz. Hiç asla anlayamadık efendim. İşleri de sizi anlamadan hallediyoruz yıllardır. Oh, vallahi rahatladım. Ha, konu çözüldü. Mesut Bey, Şevket Bey, bunlar sizi anlamıyorlar. Oh. Biliyoruz lan, biliyoruz. Allah Allah. Kaç yıllık düzeni bozdun. Kardeşim madem anlaşamıyorsunuz, bu nasıl bir manyaklık ya? Biz aslında bakkaldık. Sonra veresiyelerimizi bir anda ödeyince borçlular. Biz holding falan olduk, işler büyüdü. Ben de bu işlerden açıkçası çok anlamıyorum. Bunlara vıcı diyorum, işler ortaya karışık bir şekilde halloluyordu bugüne kadar, ne güzel. İnanamıyorum Şevket Bey ya, resmen yıllarca bizi kullanmışsınız. Vay be, o zaman biz istifa ediyoruz. Aman, dur İbrahim, zam yapıyorum size, tamam, zam yaptım. Zam mı? Ne kadar? Kadar. İyi rakam, ben ikna oldum. Güzel. Peki bir dakika, ben ne olacağım? Sen kovuldun. Sen çalıştığın kadar git muhasebeden paranı al, hadi oradan da evine gidersin. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim, toplantı bitmiştir. Size çok güzel bir temel fıkrası anlatacağım. Geçen anlattı. Temel bir gün gidiyorum. Siz mi anlattınız onu? Yapma. Vallahi ben anlayan gibi oluyorum. Efendim biz hepimiz o tek Mesut Süre geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kimden çift? Göreyim mi? Hanımıyla, beyiyle, sevgilisiyle gelen kimler var? Harikulade. Şimdi sevgili seyirci, size hakikaten çok ama çok güzel bir taktik vereceğim şimdi. Önce soruyorum. Hanımınızdasınız, beyinizdesiniz, sevgilinizdesiniz. Taksim Meydanı'nda el ele yürüyorsunuz. Bir ara sokaktan, Brezilya bayan voleybol takımından böyle 1.85 civarı çok güzel bir hanımefendi şu kadar şortuyla geçiyor. Önünüzde yürümeye başlıyor. Sevgili erkekler, bakar mısınız, bakmaz mısınız? Bakarım diyenler. Ya şurada abimiz var, böyle yapıyor. Bakmış kadar oldum, şu anda da baktım yani. Allah kahretmesin. Tamam, bakamam diyenler. Bakamam. Evet, birkaç tane korkak şurada var. Balkona alabildiğine kılıbık, tamam. Dur. Bak, sana şimdi bir taktik veriyorum. Bu taktikle yarım saate kadar bakabiliyorsun. Bak şimdi. hanımınlasın ya. Hanımefendi de geçti, önünüzden yürüyor. Hanımefendiyi göster, hanımına bak ve de ki... Ya tatlım, şu şort şuna yakışmış mı ya? Allah sen söyle, sen giysen böyle mi olur? Bu şort yakışmış mı ya? Şu taktikle ben Taksim Meydan'dan Asmalı Mesih'e kadar yarım saat baktım, haberiniz olsun. Yarım saat ya, vallahi. Geçenlerde bir arkadaşım bana dedi ki, aga dedi sen bu ebadınla, bu boyunla, bu kilonla Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşasan kesin tokatçı olurdun dedi. Şimdi bak nedir tokatçı? Söyleyeyim ben sana. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşlarda en önden birlikler gönderilmiş. Bunlardan bir tanesi tokatçılar. Mermerde çalışıyorlar, tamam mı? Sonra elleri mermer kıvamına geldikten sonra en önden gidip Bizans'ı tokatlıyorlar. Vallahi. Biz sonra geçen gün radyo programında, bilenler bilir radyocuyum ben, bu konuyu konuştuk. Acaba dedik alternatif bir Osmanlı Birliği gönderebilir miyiz? Sonra şu kanaate vardık, şu dünyada hiçbir insan evladının baş edemeyeceği şey kadın tribidir ya. Önden 300 tane tripçi göndereceksin. Tripçiler. 300 tane Bizanslara gidip böyle yapacak. Tamam sen savaş sen, tamam sen savaş tamam. Tamam. Sen savaş zaten 2 gündür aramıyorsun. Tamam savaş tamam. Tamam. Savaş tamam. Ya da telefonla darlasa ya. Neredesin? İşte arkadan dolanıyoruz kaleye. Kimlesin? Atlılar var. Ama hiç kadın yok. Ya da bak Türkiye'de babanın baktığı yerde hiçbir hareket olmaz ya sevgili seyirci. Hiç ama. Yani en önden 300 tane baba göndereceksin. Babalar. Düşmana 20 dakika bakacak böyle. Orada Bizanslı da der ki, oğlum babam bakıyor lan, babam bakıyor tamam. Tamam sonra savaşırız tamam. Şimdi babam bakıyor. Söyle bakmasın tamam. Bir de böyle şunu bilir misin? Sen böyle 30 yaş ortalamalı 4 tane adam bilmediğin bir mahalleden geziyorsun. 6-7 yaşında küçücük bir çocuk. Tamam mı? Böyle geziyor sokaklarda böyle. Belli ki böyle belalı bir tip. 6-7 ama yani değişik büyümüş. Sana böyle büyük bir özgüvenle yukarı doğru bakıp dördünüze diyor ki abi deyin lan bana diyor. Sen de diyorsun ki ulan bu küçükteki özgüven nereden geliyor? Bunun arkası çok sağlam diye durduk yere küçücük çocuğa Ercüment abi diyor ya. İşte bunlardan 300 tane önden göndereceğim. Çocuklar. Bizanslar böyle yapacak. Gezmeyin lan burada ağzına tükürdüklerim. Gezmeyin burada. Allah Allah. Şimdi sahneye çıkan insan biraz hava yapmak istiyor. Vallahi ben mesela genelde festival filmi izlerim. Şimdi bazı festival filmleri var, gerçekten dünya güzeli. Bazı festival filmleri var, yanıyor. Gerçekten yanıyor. Yani nasıl desem sana, normal hayatta yoğurdu 5 dakikada yiyorsun. Filmde başrol o yoğurdu yarım saate yiyor. Ulan gerçek hayattan uzun film olur mu? Allah Allah. Sonra bak, adam böyle kırlara, bayırlara böyle bakıyor 22 dakika. Kamera şurada, alabildiğine yeşillik. Bir tane yaprak kıpırdıyor rüzgardan. Sen diyorsun ki vallahi yaprak dile geldi. O kadar sıkıcı ki artık yaprak konuşacak. Biz üniversite zamanlarımda eski bir hanımımla beraber dışarıda geziyoruz. Ben o özel cümleyi söyledim. Dedim ki hanımıma evde festival filmi var, bize gidelim mi dedim. Aklına yattı. Gidelim dedi. VCD dönemi. Tamam mı? Taktık CD'yi, filmi izliyoruz. Ben hiçbir şey anlamama rağmen mütemadiyen filmi övüyorum. Diyorum ki tatlım diyorum dikkat ettiysen yönetmen müzik kullanmamış. Hayatın doğal akışını bozmak istememiş. Ve karanlık renkler hakim. Bu da yönetmenin birazcık pesimist olduğunu gösterir bize diyorum. Ben böyle filmi överken 45 dakika sonra film bitti. Meğer biz önce 2. CD'yi takmışız. Vallahi böyle yönetmen yazdı, aa diye kaldık ikimiz. Daha fenası sonra 1. CD'yi taktık. Hiçbir şey olmamış gibi güzel güzel izledik. Vallahi billahi yani burada sana tavsiyem, anlamadığın film varsa önce hangi bölümünü izlediğini hiçbir önemi yok. Gerçekten. Sevgili seyirci bak, ben 2 metre 1 santimim ve hakikaten uzunum. Türkiye'de böyle rock festivalleri düzenleniyor böyle iyi sağlam. Rammstein grubunu duyanlarınız vardır illa. 2010 yılında Rammstein Türkiye'ye geldi, tamam mı? Bir festival kapsamında. Ve Ben de böyle ön sıralarda o 250-300 kişilik bir VIP alan var ya, bir yerden davetiye buldum, oradayım. Hava yapmıyorum, denk geldi. İlk VIP'imdi o gün. Ondan sonracığıma grubun klavyecisine şöyle bir sahne şovu hazırlamışlar. Bir deniz botuna bindirmişler. Böyle VIP'deki insanlar onu elden ele gezdiriyor. Tamam mı? Şimdi o geldi. Ben şöyle bir kaldırdım. Dedim aga, senden büyük Allah var. Şimdi git. Adam gibi konserini ver. Zaten çok bağırıyorsunuz. Haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz dedi. İndirdim bıraktım, evet. Bunlar oldu. Sonra ben çok şüpheci bir insanımdır. Valla. Şimdi nasıl desem, 23 Temmuz 1969'da Ay'a gidildi. Dediler ki Ay'da hayat yoktur. Biz geçenlerde arkadaşlarla oturduk. En son şunu kanaate vardık. Dedik ki ulan dedik belki Ay'da hayat vardır da Ay Kütahya gibidir. Gece gitmişlerdir. Her yer kapalıdır. Ya ben Neil Armstrong Ay'a ayak basar basmaz buralar ölmüş lan deyip geri geldiğini düşünüyorum. Hatta bence Ay'da da bir mecburiyet caddesi var. 5 liraya eşofman satan bir takım esnaflar var. Vallahi bunların hepsi var. Yavaş yavaş futbolla kapatalım. Görüntü basketbol ama ben futboldan gelmeyeyim. Türkiye'de öyle futbol karakterleri var ki hakikaten üzerine konuşursun saatlerce. Hayrettin'i hatırlıyor musun, kaleci Hayrettin? Hakikaten iyi bir kaleciydi. Yani Galatasaraylılar için de çok önemli bir yere sahiptir ama bir gün bir kupa maçında Gençler Birliği'yle Galatasaray maç yapıyor. Karşılıklı 17'şer tane penaltı attılar. 17! Hayrettin hepsini yedi. Ama sordular, Hayrettin niye böyle oldu dediler röportajda. Dedi ki, bir tane daha vursalardı çıkaracaktım. Bak, şu hayatta inanç her şey ya. Sonra Beşiktaş'ta Küçük Ali diye bir savunma vardı, Küçük Ali. Bir Avrupa Kupası maçındayız. İspanya'da deplasmanda oynuyoruz Beşiktaş olarak. İspanyollar orta yaptı. Bizim Küçük Ali'nin yani defansın kafasıyla çarptı böyle. Kalecimiz çıkardı. Sonra ne oldu biliyor musun? Küçük Ali tamamladı. Küçük Ali'ye sordular. Aga niye böyle oldu dediler. Dedi ki ben başladığım işi yarım bırakmam. Sonra bir de Recep Çetin vardı bilirsin. Malmö maçında artık uzatmalar. Kendi kalesine röveşatayla gol attı. İnanamazsın. Onu da sordular. Recep Bey niye böyle oldu dediler. Yönümü şaşırdım dedi. Bugünlük benden bu kadar. Ayağınıza sağlık. Bay bay. Efendim şimdi şöyle bir şey çıktı. Proje çocuk diye bir söylem var. Bize göre anne baba çok ilgi gösteriyor. Çocukla çok alakadar oluyor ama çocuk topluma çıkıp aynı ilgiyi göremediği zaman biraz bocalayabiliyor. Bakalım biz bu konuyu neresinden tutmuşuz, nasıl işlemişiz? İzleyelim, buyurun. Mommy! Dad! Mommy! Anne! Baba! Neredesiniz ya? Oğlunuz Bilal geldi. Kanada'dan geliyorum ya. Anne! Nerede ki bunlar? Ana! Ana! Lan ikizim! Ne yapıyorsun lan? Vallahi ikizim! Şişt, sen döndün mü lan? Kanada'dan! Allah Allah! Oğlum 30 kere aradım, 20 kere mesaj çektim doğum günümü burada kutlayacağım diye. Daha ne şaşırıyorsun acaba? Ya sen niye geliyorsun doğum günü kutlamaya? Ben tek başıma kutlayacağım burada ailemle. Ne geliyorsun lan kıskanç? Kutlarsın kardeşim. Ne kadar basılısın sen ya? Bugün böyleyim. Ne alakası var lan? 6 senedir Kanada'dayım ya. Annemle babam beni şimdi nasıl özlemiştir biliyor musun? Burnumda tutuyorumdur ikisinde. Şişt, ne sürprizler hazırladılar lan bana. La söyle hadi. Doğruyu söyle. Ne konuşuyorsun lan? Konuşma lan. Anne! Baba! Anne! Ya çekil. Anne, baba! Bugün benim doğum günüm, bunu biliyorsunuz. Telefonla aradım, mesaj attım, mail gönderdim. Doğum günüm kutlanacak değil mi? Tamam, hadi panik yapmayın. Hepinize sarılacağım. Ay! Totoş, totoş. Seni bu başka, bu başka vallahi. Ya ne gerek vardı ya bu kadar balon malon sürprizlere benim için ha? Ne gerek vardı, bir sarılayım hadi. Ha? Teyzem, hadi bir sarılayım. Sarılayım teyzeciğim. Ha? Anne, baba bir sarılayım. Baba bir sarılayım ya. Babam. Tabii el öpmek daha samimi değil mi de baba? Öyle değil mi? Maksat kutlama olsun da. He he, iyi ki doğdun oğlum. Aferin he he. He sağ ol valla. Ya hiç gerek yoktu bunlara baba. Bir Kanada'da bak bir olaylar yaşadım. Hepsini anlatıyorum. İbrahim! Anne! Böyle kar... Bak bir sürpriz. Yeter teyzen sana hediye aldı. Aa, hediyeleri unuttum. Hediyeler, hediyeler. Geç. Ay benim minnacık. Ay benim minnacık yavrum benim. Ya. Ay benim minnacık. Oh. Ay. Sağ ol teyzem. Aslanım benim İbrahim. Eniştem, yakışıklı eniştem benim. Al bakalım. Sağ ol. Annem tosun. Oh. Ama oğlum. Tamam, düştü. Sağ ol, sağ ol. Hani hadi bakayım şimdi benim hediyelerimi çıkarın. Nerede benim hediyelerim? İsmail. Uy. Al bak ha. Doğum günün kutlu olsun al. Kullandıkça bizi hatırlarsın. Aa, ya baba, iki tuzluk, ortasında da böyle bir bıçak. Bana ne anlatmak istiyorsun acaba? Ne oluyor ya? Ben 6 senedir Kanada'dayım. Hiçbiriniz özlemediniz mi beni? Aa, özledik. Ha, özlediniz mi? Tamam. O zaman bak, bir hikayem var anlatıyorum şimdi. Bir gün karlar yağmış, baba böyle karı böyle gülüyorum. Bak, Allah aşkına bak. Aa. Burun aynı ben değil mi? Aa. Ya burnu bırak, gözlere bak. Gözler aynı ben. Evladım gözleri aynı bana benziyor. Gel. Bırakın şimdi Allah aşkına gözlerini falan. Şu çocuğun dudaklarına bakın, aynı teyzesin. Göster dudağını. Ama Allah'ım ben şimdi yerim ya. Ege kulakları. Baksana aynı eniştesi ya. Evet. Aynısı. Ben de burnumu babamdan almışım. Hep öyle diyorlar. Kim? He? Kim diyor? Hayır, öyle bir şey duymadım ben. Kim diyor onu? Yok öyle bir şey yani. Olur mu? Senin burnun kemerli bir kere. Annenden almışsındır sen onu. Yo, alsabilirdim. Nerede benden almış? Benim burnumu İbrahim almış. Bak bana. Bu şey teyzesine benziyor. Ne? Baba! He. Ay şu burnu, Allah biz benim burnumu şeyine ya. Hiç iyi alakası yok. Eniştesine almış burnunu. Şimdi benimkiyle bir mi canım? Ya yok be. Benim burnum minicik. Bu alsa saray burnundan almıştır burnunu. Ya arkadaşlar, bu burun birinden alındı. Delirtmeyin beni şimdi. Kimse o çıksın söylesin ya. Ne oluyor burada? Sinirlendi. Sinirlenince kabarıyor. Yahu pek de çirkin. Aynı dayısı ya. Ya ne dayısı? Ne oluyor? Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Babacığım, siz beni çok severdiniz. Hani ben çok özel bir çocuktum. Hani beni o yüzden Kanada'ya yollamıştınız. Ayrıca benim hediyelerim nerede? Kıskandı. Kime çekti acaba? Bir şey söyleyeceğim. Ben çirkin demiş miydim? Sensin çirkin be! Çirkin. Tipe bak be! Hayret bir şey. Ayrıca ne kıskanacağım? Benim de doğum günüm bugün. Neyse hadi boş verin, ortalığı gelmeyelim ya. Hadi fotoğraf çekinelim, böyle hatıra. Hadi. Ben de şuraya. Sen de şey yap. Bir dakika baba! Allah! Hadi gel yavrum benim. Hay Allah. Hadi Bilal sen çek. Heh, sen çek. Hadi. Ay ağır kanlı bu bayağı. Hadi Bilal deyin, çekiyorum. 1, 2, 3. İbrahim. Hadi. Getir bakayım şunu. Yahu bunu bile çekememiş, flu çekmiş. Ya flu çekmiş! Selfie, hadi. Çekim yapın. Hadi gel. Toptan arkaya gel. Heh. Geç bakayım, geç. Ben görünüyor muyum? He, görünüyorsun. Sen şimdi geri git biraz. Geri. Git. Git sen git. Yok böyle olmuyor. Şöyle çekelim biz. Çek. Ha çekti. Hadi bakalım. Tamam işte. Ya o zaman ben fotoğraf çekir miyim? Burada oturayım küsküs, iyi mi? Tamam mı? Bir sakinledi sanki ortalık. Oh ya. Oğluşum, mutlu musun? Memnun musun? Mutluyum tabii babacığım. Çok teşekkür ediyorum. Ve size sürprizimi söylemek istiyorum. Diplomamı aldım! Ay! Diplomasını almış! Evet, hem de not ortalamam 2,5. Ay! Kurban olsun annesi, kurban dahil de hamle. Ya bak enişte bak, 2 yetiyor da, 2,5. 2,5. Ya Yahu dahi bizim oğlan, söylüyorum size ya. Bir daha söyle. Dahi diyorum. Bu arada ben de okulu bitirdim. Kanada'da ayrıca 5 ortalamayla, yani bundan daha iyi, abundan. Oğlum sen de bitirdin ama İbrahim daha iyi bitirdi. Sence de kesinlikle. İbrahim söyle bakalım, anneni mi daha çok seviyorsun yavrum, babanı mı? Annemi. Ay! Kerata ya! Bak mesela bana sorsalar ben şey derim. İkisini de eşit seviyorum. Ne şiş yansın, ne kebap yansın. Orta yol boş ya. Gitgide bir içici bir çocuk. Ben size söylüyorum. Aynı zamanda çirkin. Ya sus be! Sensin çirkin. Antep lavaşı gibi burnu var, bana konuşuyor ya. Ayol bu bana mı söylüyor? Sana söylüyorum tabii. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Allah aşkına biri bana anlatsın. Evladım, o kadar tatlı dilli olmana gerek yok. Gerçekleri söyleyeceksin. Yani gerçek içinden esas harbi olacaksın. Mesela bize söylesen, sor bak Mesut, bize sor, biz söyleyelim. Tamam, soruyorum. Ürünü daha çok seviyorsunuz, İbrahim'i mi? İbrahim'i. Ne İbrahim'i? Benim ismimi söylemedi bile. Bana yapıyor ya. Ya ayıptır arkadaşlar. Bana sorun mesela. Tamam, ben de açık açık söylüyorum. Ben babamı daha çok seviyorum. Ay çok üzüldüm İsmail. Yazık sana da ya. Olsun. Ya bir şey olmaz. İsmail, metin ol, metin ol. İsmail derdin çok büyük şu an. Ya deli misiniz siz? Yazık. Yuh artık ya. Ya ben de insanım. Niye böyle yapıyorsunuz baba? Allah aşkına burada ne oluyor? Biri bana anlatsın artık ya. Canım. İsmail. Konuşsak mı? Siz dışarı çıkın. Şimdi biz konuşunca üzülür. Ay üzülünce de ayrı bir çirkin oluyor ya. Lan yürü git. Dayısı kılıklı. Pis herif. Geç ayağa. Ya baba. Baba deme. Biraderim. Ya siz değil miydiniz beni küçükken böyle ipek kumaşlarla sarıp sarmalayan, kundaklayan? Siz bunu kağıt havluya sarıyordunuz ya. Ne oldu? Birden bunu sevmeye başladınız. Allah aşkına ya. Bak ben gittim oralara. Allah Allah, siz demediniz mi? Oğlum dedin, çok yeteneklisin. Sen çok başarılısın. Git Kanada'ya 6 sene oku, dönme. Ben de dönerken çok zorlandım. Siz beni kovmuşsunuz ya 6 sene önce. Evladım, ay bak. Biz seni yapamadık Bilal. Yani sen olmadın. Olmayınca da, beceremeyince de seni böyle boş bıraktık. Ya babacığım. Yapma lütfen, dokunma. Birader. Güzel kardeşim, abim, güzel abim. Ya anlatamıyor muyum? Siz ben eskiden çok övünüyordunuz. Diyordunuz ki benim oğlum çok başarılı. Hadi oğlum göster amcalara bilgini diyordunuz. Ben de gösteriyordum hep. Ne oldu, o övünmeler falan hepsi yalan mıydı? İşte biz hata yaptık, orada hata yaptık Bilal. Hele anne baba gibi böyle çocuğumuzu çok çok özel sandık ama sen genel misin yavrum? Ya seni sevmiyoruz diye bir şey yok gerçekten. Bak biz seni çok seviyoruz. Evladım benim, canım bak. Ne kadar seviyoruz seni yani. Ama bak biz bütün ilgiyi sana gösterdik. Ona hiç ilgi göstermedik. Gitti dışarıda çamur yedi. Ne bileyim küfür öğrendi. Bir özgüvenli bir birey oldu. Çıktı. Bir keresinde 5 gün eve gelmedim. Ağaç yiyerek hayatta kaldım. Kurban olsun annesi. O öyledir işte. Hiç yemek ayırt etmez. Her şeyi yer o. Çok tatlıdır. Çok şakacıdır. Ekmek arası mikrop yiyor. Yine de bir şey olmuyor. Hayvan. Ekmek arası dizanteri yedim. Üzerine kolera döktüm. Ya tamam, ben de onun gibi olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Zaten hiç mutlu değilim şu an ya. İbrahim, gel bak evladım. Biz kardeşine yakın ilgi gösterdik ama o olmadı, beceremedi. Oysa sen gittin, özgüvenli bir birey oldun. Yaşadıklarını ona da anlat. O da biraz acı çeksin de biraz tamamlansın yavrucak. Ben de istiyorum senin gibi olmak. Tamam o zaman. Gel bakalım. İlk iş parka gidiyoruz. Niye? Seni bir güzel arkadaşlara dövdüreceğim. Acı neymiş anlayacaksın. Yürü lan. Düş lan önüme. Onları elle yiyorsun. Elle dal, pis dal. Bunlara tekme falan at. Ha, pislik o ya.